günlerin fenomen şarkısı Çok Sevdim Yalan Oldu ciddi bir iddiayla gündemde bu defa. Dünya listelerinde dahi en çok dinlenenler arasına giren şarkının kendine ait olduğunu iddiasının sahibi de Aşık Hüseyin Akan. Üstelik Noter'den belgesi bile var. Peki şarkı gerçekten çalıntı mı? İzleyin, kararı siz verin. Uygular haram oldu, gençliğim bak talanda oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim gençlere. Söz sahibi benim, müzik sahibi benim. Çok sevdim yalan oldu zalim gençlere. Çok tıklandı, üzerine videolar çekildi. Dinleyicilerin çok sevdiği o şarkı yalan mı oldu? Geceler, 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 geceler. Bir tarafta Çok Sevdim Yalan Oldu'yla şöhreti yakalayan Fatih Bulut, diğer tarafta şarkının kendisine ait olduğunu söyleyen Aşık Hüseyin Akan. Umut ışıkları bir bir söndüler. Boş bildiğim kahpeler önden döndüler. Çok Sevdim Yalan Oldu Fatih Bulut yorumuyla tanınmış, 10 günde 30 milyondan fazla tıklanmıştı. Şimdi ise şarkının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 1987 yılında 15. Kolordu askeri cezaevinde besteledim, müzikledim. Ben eskiden Adana Demirspor'da top oynuyordum. Bu umut ışıkların anlamı oradan geliyor. Umut ışıkları bir bir söndüler. Umut ışıklarım birer söndüler. Aşık Hüseyin Akan iddialarına ispat olarak bir de 2014 yılında çekilen Jona Ahmet isimli belgeseli öne sürdü. Geceler, geceler. Geceler, geceler, yıktı geceler. Şimdiki toplum hazır kazancın peşinde. Bizden kalma malı da sağ olsun Fatih Bulut yiyelim yemeye kalktı. Akan'ın kendisini arayan Bulut'a bir de sitemi var. Ya bana para verecek ya para dedim 4. 5. planda yiyelim. Gençliğim bak talanda. Aha belgesi de buldu ha. İddiaları reddetmeyen Bulut'sa Akan'la barıştıklarını, Adana'daki konsere birlikte çıkacaklarını iddia etti. Geceler.